Ben öncelikle Sayın Bülent Hocam'a koronavirüsüyle ilgili son zamanlardaki işte gündemimizde yatıyoruz kalkıyoruz koronavirüsü. Peki neler söyleyecekler Bülent Hocam'ı dinliyoruz. Hepinize merhabalar. Bu zor günlerde Esra'nın da bizi ziyarete geldi. Bir bilgilendirici bir program hazırlayalım diye karar aldık. Şimdi pandemi tüm dünyada yaygın bir hastalık demektir. Ve bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi. Zaten herkes konu hakkında da yeterince bilgisi var. Covid-19 salgını ciddi bir durum. Gerçekten bence Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı da, devletimiz de bu konuyla ilgili çok da başarılı gittiğimizi düşünüyorum. Bizim milletimizin yakınlığı, samimiyetini ve yani alışkanlıklarımızı düşünürsek oldukça bence iyi götürdüğümüzü tahmin ediyorum. Çok daha da iyi olacak. Ama tabii herkesin dediği gibi bundan izole yaşam mı sıkı şekilde uygulamamız lazım. Yani evde kalmamız lazım. Biz gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Hastalarımız için elinden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerçekten hocam. Tabii konuşmamızı göreceğim ama buradayım. Sizlere minnettarız. Şu andaki bu koronavirüsünü sizler taşıyorsunuz. Yani o yükü omuzlarınızda sizler taşıyorsunuz. Ve o kadar özveriyle çalışıyorsunuz ki. Evet, bugün Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve Avrasya Hastanesi'nde siz hastalarınızla birebir, işte dakikalar size yetmiyor, saatler, zamanlar yetmiyor. Evet. Neden? Çünkü her şeyinizle şu anda hastalarınızla ilgileniyorsunuz. Doğru. Biz de cerrah arkadaşlarımla, ben tabii birebir COVID tedavisi uzmanı değilim. Yani dahiliye ve göğüs hastalıkları daha çok göğüs göğüslüyor bu durumu, ama biz de gerekli tedbirlerle şimdi böyle çıktık, ama siz geldiğinizde gördünüz, maskedir, gözlüktür falan, gerekli tedbirlerle beraber hem bizden hastalarımıza bulaşmasın hem onlardan bize bulaşmasın diye izole şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Burada tam yarım kalmıştı. Yani evde kalınması çok önemli. Gerçekten şahsi izolasyon. Hatta evde biraz hasta olan varsa diğerlerinden ev içerisinde bile izolasyonu çok önemli. Ama ben de hep televizyon programlarını falan da izliyorum. Gerçekten biraz böyle COVID anlatılıyor. Bu pandemi ve ölüm oranları bilmem ne falan. İnsanda böyle haberleri izliyorsun, bunları takip ediyorsun. Tamamen bir moral bozukluğu oluyor. Sağlık Bakanı da dediği gibi, yani esasında veyahut da birçok göğüs hastalıkları uzmanı, enfeksiyon uzmanı hocalar da açıkladılar. Yani bundan daha saldırgan ve ölüme neden olan hastalıklar var esasında. Ama bu en azından şunlarla kontrol altına alınabilir. Evde izolasyon, temizliğimize dikkat ederek, ki herkes de bunu öğrendi. İşte ellerin yıkanması, şu bu falan filan. Gerçekten COVID sonrası diye bir yeni toplumsal bir hijyen ortaya çıkacak bence. Marketler öyle, şunlar öyle, böyle maskeler takılıyor, şu bu falan. Gerçekten halkımızı tebrik ediyorum. Ben sadece bu moral bozukluğunun olmaması yönünde biraz konuşmak istiyorum. Bu gerçekten birkaç şey önemli. Bir, bu virüsü çoklu almak, yani mesela doktorlar bu yüzden ciddi risk altında. O geldi hasta, o geldi hasta, o geldi hasta. Almış olduğu virüs yükü ne kadar yüksekse onun hastalanma ve o hastalığı ağır geçirme ihtimali çok daha yüksek. Ek hastalıklar, işte bakanın da açıkladığı gibi, özellikle tansiyonu olanları çok etkiliyor gibi gözüküyor. Tansiyonu, şekeri, KOAH hastası olanlar, akciğeri zaten performansı düşük olanlarda bu sefer COVID enfeksiyonu ile beraber ek problemler ortaya çıkıyor ve yoğun bakımlık oluyor. Yaş sınırı da 65 yaş üstü olarak. Evet, yani sanırım 60'ı çekecekler bunu. Evet. Çünkü ölüm oranında bir pik var 60'ın üzerinde. Yani benim de gördüğüm de öyle. Buna dikkat etmek lazım. Ben bir de hastalarımıza özellikle C vitamini de çok öneriyorum. Yani biraz önce bahsetmek istediğim şey, çok fazla değil esasında ölüm oranı. Tamam, sayılar çok ama çok yayıldığı için öyle. İyi bakarsak kendimize, oran diğer ülkelerdeki gibi olacağını sanmıyorum. Yani bence de iyi de gidiyoruz. İlerleme olmayacak. Eğer ki kendimizi izole edersek, kendimize, kendi karantinamızı kendimiz alırsak, bu oran daha da yavaşlayacak diyorsunuz. Evet.
Bir de bu sürekli televizyonlarda ve hep bu programlar işte ne bileyim sosyal medyada da yazılar bilmem ne falan insanlarda bir moral bozukluğu ve bir paranoya ortaya çıkarmaya başladı. Ay acaba işte mesela azıcık boğazı ağrıyor. Oldu mu? Evet. Ondan sonra ne bileyim gözü biraz kızarıyor. Acaba oldu mu? Her o bir yeni belirti gazetelerde, haberlerde bahsedildikten sonra benim de telefonlarım hep çalıyor. Böyle oldu mu? Şöyle oldu mu? Şimdi bir kere bu evde kalınla da izah edilmeye çalışılan şu, bu bir kişi 30-35 kişiye bulaştırabiliyor. Evet. Belki kendine hiçbir şey olmuyor. Dün akşam Bakan Bey'in açıklamasındaki gibi kendisinin bulaştırdığı daha riskli gruptan insanlar kaybedilebiliyor. Evet, taşıyacağı bir şey olmuyor ama taşıyıcının bulaştırdığı kişilerde entübe olabiliyor. Olabiliyor. Onların bazıları da kaybedilebiliyor. Evet. Burada ama ölüm oranı yine de çok fazla değil. Bir ama bizi şaşırtan iki şey oldu. Bir, bulaştırıcılığı bu kadar çok olabileceği bahsedilmiyor, tahmin edilmiyordu. Orada biraz kaçırıldı. Ama benim gördüğüm mesela İtalya'dan, İspanya'dan, Fransa'dan gelen haberlere göre bizde ölüm oranı bence iyi gidiyoruz. Yani düşük. Çok sıkı çalışıyor arkadaşlarım. Yoğun bakımcılar, entübasyon için o kadar makinemiz var. Şu tüm ciddi. Evet, hemşirelerimiz, personellerimiz, herkes hakikaten elinden gelen riskle. Yani sizler nasıl evde korkuyor mesela hastalarımız? Burada da çalışanlarımız öyle. Acaba bir şey oldu mu? Böyle oldu mu, şöyle oldu mu diye. Yani bu paranoyadan da biraz uzaklaşmak lazım gerçekten. İşin farklı bir boyutu da Bülent Hocam. Hani bu virüsün kimde olduğu belli değil. Evet. Hani böyle kendini gösteren de çok çok bir belirtisi yok. İşte en son aşamada evet kişiler kendini karantina altına alıyor. Evinden dışarıya çıkmıyor. Ama taşıyıcıları bilemiyorsunuz. Bilemezsiniz işte. Tabii. Ya da yeni mikrobu kapmış kendisi hastalanana kadar 5 gün, 6 gün, 7 gün geçiyor. Evet. O dönem içerisinde başkalarını bulaştırabiliyor. Onun için temelde bu birkaç şey kısaca geçelim. Eğer ateşi 38'in üzerinde 38-35 gibi yüksek değil, yüksekse, kuru öksürüğü varsa, şiddetli boğaz ağrısı ama şiddetli böyle su içerken bile yırtacak kadar boğaz ağrısı varsa ve nefes darlığı varsa bu hasta düşünmek lazım artık ve telaşlanmadan da bu Sağlık Bakanlığı COVID hastaneleri diye sınıfladığı devlet hastaneleri var, özel hastaneler var. Oralara gidip başvurup testini yaptırıp ilaçlarını alıp hastalarımız düzelirler. Yani süreci takip etmesi gerekiyor. Evet. Ve bu arada da o dönem içerisinde bence hatırladıkları kimlerle teması geçtiyse hepsini not etsinler. Böyle akıllı hastalarımız var. Yani şununla 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 görüştüm diye ki onlar da hemen karantina altına alınır. Toplumdan böyle ayıklanır bu virüs. Böylece giderek çember küçülür, küçülür, küçülür ve yok olur ve biter. Yani bu virüsü hep birlikte el birliğiyle atlatacağız. Evet, atlatacağız. Kesinlikle atlatacağız. Tabii bu virüs aşamasında işte koronavirüsü tüm dünyada, Türkiye'de ve şu anda bakıyoruz hocam genel cerrahi hastalarımızda da bir azalma var. Acaba insanlar evlerinden de çıkıp korkuyorlar mı hastaneye gelmeye? Ya da işte benim bir bağırsak rahatsızlığım var, geçer, işte biraz süreci geçireyim, hastaneye gidersem belki bir daha farklı bir hastalıkla karşılaşırım mantığı oluşabiliyor mu kişilerde? Evet. Şimdi herkes korkuyor, hepimiz korkuyoruz. Evet, hepimiz korkuyoruz. Biz hani sağlıkçıyız diye böyle tedbirlerle falan geliyoruz, gidiyoruz hastaneye. Yine görevimizin başında çalışmaya çalışıyoruz. Ama tabii insanlar endişeleniyor. Çünkü bu virüsün en çok bulunabileceği, en çok virüsle karşılaşabileceği yer hastaneler. Çünkü sizden 1-2 saat önce böyle bir enfeksiyonu geçiren biri oradan geçmiş olabilir. Ama hastanemizde bununla ilgili her türlü tedbir sıkı şekilde tutuluyor. Her yerde el dezenfektanları, sürekli koridorlar havalandırılıyor. Acil ekibi ayrı sıkı şekilde tutuluyor. Covid nedeniyle tedavi görecek ya da şüphesi olan hastalar tamamen ayrı bölgelerde tutuluyor. Bakanlığın önergeleri yönünde hareket ediliyor ve diğer hastalardan uzaklaştırılıyor. İyileştikçe de taburcu ediliyor gerekli tavsiye ve tedavilerle.
Yani hastaneye gelmelerinde bir sakınca yok. Ama hani böyle ufak tefek şeyler için hani ne derler, ceviz kabuğunu doldurum ya fındık kabuğunu doldurmayacak, öyle ufak tefek rahatsızlıklar için de hem hastaneye de gitmesinler bence de. Ama tabii önemli şeyler, ağrıları olan ya da daha ciddi sıkıntılar yaratabilecek şeyler için hastaneye gelmelerinde en azından önce doktorlarını arayıp danışıp gelelim mi gelmeyelim mi diye ondan sonra hastaneye gelmelerinde fayda var. Ve Avrasya Hastanesi de her türlü tedbiri ve önlemi tabii, aldı diyorsunuz. Tabii tabii. Hem hastane kendi için, bizim için, hastalarımız için ve yatan hastalar için ve gelen gidenler için de ona göre tedbirleri aldık. Yoksa yani hepimiz için kötü olur. Evet, hepimiz daha fazla riskte karşı tabii. karşıya kalabiliriz. Değil mi hocam? Biraz son zamanlarda görülen sık vakalar var. İşte koronavirüsünden dolayı evden çıkmıyoruz. Evdeyiz. Tabii biraz yiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz. Biraz hareketsiz bir ortamda oldu, evet. karşı karşıyayız. Bu arada da tabii çok sık görülen rahatsızlıklarla karşılaşıyoruz. Bunlardan birisi